isterim ama Türkiye sizi radyasyon hakkındaki çalışmalarınızla, Türkiye'yi aydınlatmanızla, hatta dünyayı aydınlatmanızla tanıyor. Çünkü çok önemli bunlarla ilgili çalışmalarınız var. Bundan sonra da 5G teknolojileriyle ilgili de çalışmalarınız var. Hocam, radyasyon konusu ve 5G, günümüz 5G teknolojilerini nasıl değerlendiriyorsunuz? İnsana sağlığı ya da zararı ya da faydaları anlamında. Şunu kesinlikle başta söyleyebilirim ki 5G aslında ileride bizi bekleyen bu radyasyon kuşatmasının oluşturacağı etkilerin yanında çok hafif bir şey kalacak. Şöyle düşünelim, frekansı sıfır olan bir kaynağın doğru akım olduğunu, yani direkt doğru akımdır. 1 Hz'den 10 MHz'e kadar olan kısımlar, işte düşük frekanslılığı, 10 MHz'den 300 GHz'e kadar olan 300 GHz'e kadar olan kısım radyo frekans radyasyon diye tabir ediliyor. 300 GHz'in üstündekiler de nükleer radyasyon. Zaten onun bütün inicin her şeyden bilinen bir şey nükleer radyasyonla ilgili, zaten konumuzun dışında. Şimdi burada 5G konuşurken aslında 2G'nin, 3G'nin, 4G'nin veyahut da işte 10 MHz'den 60 GHz'e kadar, 300 GHz'e kadar bütün o elektromanyetik dalgaların özellikleri aynıdır. Şimdi bunların yıllardır biz söylüyoruz. 2G çıktı, 3, 4, 5. Şimdi şöyle bir soru var. Şimdi aşıda efendim yan etkisi var mıdır? Kardeşim, 2G çıktı. Bunu takdim eden firma size, bunun yan etkisi yoktur, ben bunu 10 sene denedim, öyle bir şey gösterdi mi? Göstermedi. 3G'de göstermedi. 4G'de göstermedi. 5G'de yine öyle bir şey yok. Adam hadi bunu zararsız. Kardeşim, bir elektrik radyosu, bir cihaz çıkmadan önce 5 sene test edilir. Bunun yan etkileri şu. Bu çıkar çıkmaz piyasa diyor. Peki niye yasaklanmıyor?